Anlatacağımız olayın kahramanı Yarbay Hasan Bey, birliğinin tam önünde atıyla ilerliyordu. Bu vaziyette Kilit Bahir Köyü'nün tam ortasındaki meydan çeşmesine kadar gelmişlerdi. Bu köy meydanının diğer köydekilerden pek farkı yoktu. Ortalıkta çocuklar koşuşuyor, birkaç kişi kovalarını doldurmak için çeşme başında bekliyor, ileride birkaç kadın bir şeyler yıkıyorlardı. Bu sırada meydana gelen ilginç bir hadise Yarbay Hasan Bey'in dikkatini çekti. Üzeri yara bere içerisinde olan, vücudundaki tüylerin büyük bir kısmı dökülmüş, adeta iki bükülüm bir köpek çeşmenin yalağına doğru yanaşmaya başladı. Onun bu feci halini gören su başındakiler hayvanı çeşmeye yaklaştırmadılar ve uzaktan taş atarak yanlarından kovdular. Çeşmeye yaklaşıp su içemeyeceğini gören zavallı hayvan tam boynunu bükmüş oradan uzaklaşırken, olayı saniye saniyesine takip eden Yarbay Hasan Bey hemen atından indi ve hayvanın yanına yaklaştı. Köpeğin üzerindeki yaralar ve yaralardan akan irinlere aldırmadan onu kucakladı ve doğru çeşmenin yanına götürdü. Önce güzelce susuzluğunu giderdi köpeğin. Ardından bir bir yaralarını temizledi. Az sonra karnını da doyurup hayvanı yanına alarak oradan uzaklaştı. Şimdi birliğinin başındaydı Yarbay Hasan Bey ve aldığı emre uyarak Kerevizdere cephesine gidiyordu. O günden sonra Hasan Bey bu köpeği bir daha hiç yanından ayırmadı. Adını Canberk koymuştu. Canberk kısa zamanda bu yeni hayatına alışmıştı. O Mehmetçiklerin yanından hiç ayrılmıyor, onlarla birlikte en şiddetli çatışmalara katılıyor, top gülleleri etrafa patlarken kahraman Türk askerleriyle birlikte düşman siperlerine atlıyordu. Kısa zamanda tüm manasıyla iyileşmişti Canberk. Tüyleri yeniden çıkmaya başlamış, tüm yaraları kapanmıştı. Askerler, komutanları Hasan Bey'in bu köpeğe neden bu kadar ilgi gösterdiğini merak ediyorlardı. Bir gün bir tanesi dayanamayarak sordu. "Efendim, bu köpeğe neden bu kadar itina ediyorsunuz?" "Evet, itina ediyorum. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarın kıyamette bana bu köpeğe neden merhamet etmedin diye sormasından korkuyorum." Bu bölgeye sevk olunalı uzun bir süre olmuştu. Hemen her gün bitmek tükenmek bilmeyen çarpışmalara katılıyorlardı. Özellikle Fransızlarla çarpışmalarından gırtlak gırtlağa birbirlerine giriyorlardı. Düşmanın sayısı çok fazlaydı. Neredeyse ardı arkası kesilmiyordu. Bazı geceler Türk siperlerine ani baskınlar düzenliyorlardı. Ama Canberk geceleri gözünü neredeyse hiç kırpmıyor ve gece baskınlarını ortalığı velveleye veren havlamalarıyla hemen haberdar ediyordu. ...11 Temmuz günü de sabahtan itibaren şiddetli siper çarpışmalarıyla başladı. Önce Fransızlar taarruza kalktılar. Mehmetçik zor da olsa bu hayasızca akını püskürtmeyi başarmıştı. Derken bu kez de Mehmetçik taarruza geçti ve düşmanı saklandıkları siperlerinden sökmeye muvaffak oldu. Düşman geri siperlere doğru kaçıyordu ve
Mehmetçik bu siper savaşını da kazanmıştı. Ortalık Fransız askerlerinin cesetleriyle doluydu. Mehmetçikler ortalıkta koşuşuyor, kimileri yaralı olan arkadaşlarını sargı yerlerine yetiştirmeye çalışırken, kimileri de şehit olan arkadaşlarının defin işleriyle uğraşıyorlardı. Yarbay Hasan Bey de askerlerinin arasında onların bu faaliyetlerini izliyor, gerekli emirleri veriyordu. İşte o sırada bir Fransız askeri dikkatini çekti. Ölü gibi boylu boyunca yatan askerde hafif bir kıpırdanma olmuştu. Hasan Bey askerin yaralı olduğunu düşündü. Eğer yaralı ise hemen hastaneye kaldırılmalıydı. Osmanlı askeri, karşıdaki düşman bile olsa, eğer yardıma muhtaç ise ona elini uzatmasını bilirdi. Çanakkale, savaş hatıraları bunun yüzlerce örneğiyle doludur. Hasan Bey de dininden aldığı bu yüce ahlak ve şefkat hisleriyle yerde yatan Fransız askerine doğru yaklaştı. Tam yarası var mı diye ona doğru uzanmıştı ki, hiçbir yarası olmadığı halde ölü numarası yapan ve bir elinde kamasıyla bekleyen kalleş düşman askeri elindeki kamayı Yarbay Hasan Bey'in göğsüne sapladı. Hasan Bey derin bir ah çekerek yere yıkılıvermişti. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Oh gençliğime yuvar. Ölmeden mezara koydular beni. Oh gençliğime Şaşkınlık içerisinde ne olduğunu anlayamayan Mehmetçikler hadiseye müdahale ettiler ama geç kalmışlardı. Komutanları yerde yatıyor, yarasından oluk gibi kan akıyordu. Yanına yaklaşan askerlerine fısıltı halinde "Allah şahidimdir ki bu Fransıza kötü bir niyetle yaklaşmadım" dediği duyuldu. Uzaklardan bir havlama sesi duyuldu birden. Askerler sesin sahibini iyi tanıyorlardı. Canberk olanca hızıyla oraya geldi ve Veli Nimet'inin o halini görünce hemen yanına çöküverdi. Sahibinin ellerini yalıyor, kalkmasını istiyor, adeta gözlerini onun gözlerinden ayırmıyordu. Derken alay imamı da geldi. Hasan Bey'in yanında Kur'an okumaya başladı. Daha yeni başlamıştı ki Hasan Bey birdenbire "İmam efendi, la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim" duasını 33 kere okuyunuz dedi. İmam efendi okurken Hasan Bey de bunu tekrar etmeye çalıştı. Artık Hasan Bey'in gözleri buğulanmaya, o güzel çehresi solmaya başlamıştı. Birden silkinir gibi oldu. Gözleri sanki yanındakileri değil, ufku takip ediyordu. Sonra başını yanındakilere çevirmeden, gözleri hala öteleri takip eder bir vaziyette fısıltıyla
beni ayağa kaldırınız dedi. Askerleri komutanlarının bu son emrini de hemencecik uygular ve Hasan Bey'in koltuklarına girerek kaldırdılar. Üstü başı kan içinde son anlarını yaşamakta olan Yarbay Hasan Bey, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Yüzünde derin bir tebessüm olmuştu. Bu vaziyetteyken dudaklarından şu sözler döküldü. Niye zahmet buyurdunuz ya Resulallah? Bu sözler Yarbay Hasan Bey'in son sözleri olmuştu. Kahraman komutan, askerlerinin kolları arasına yığıldı. Aslında bu bir yığılma değil, kainatın efendisiyle birlikte ötelere doğru kanatlanmaydı. Oradaki tüm Mehmetçikler gözlerinden akan sicim gibi yaşlarla öylece kala kalmışlardı. Uzun süre kıpırdayamadılar. Derken içlerinden birisi komutanlarını buraya, şehit edildiği yere gömmeleri gerektiğini söyledi. Mehmetçikler öncelikle yere uzattıkları Hasan Bey'in üzerine bir Türk bayrağı örttüler. Sonra da hemen oracağı bir mezar kazmaya başladılar. Onlar bu işlerle uğraşa dursun, Hasan Bey'in yanından bir nebze olsun ayrılmayan Can Berk de Hasan Bey'in üzerine örtülen bayrağın altına girmiş, bir kıtmir gibi onun ayaklarının yanına uzanmıştı. Askerler kazma işini bitirince dualarla bayrağı açtılar. Hasan Bey'in naaşını alacak ve ebedi yurduna yerleştireceklerdi. Can Berk'i kenara çekmek ve Hasan Bey'in naaşını kaldırmak istediler. Ama köpek kımıldamıyordu. Can Berk'i şöyle bir tutup kaldıralım dediler. Fakat bir de ne görsünler? Can Berk çoktan veli nimeti Hasan Bey'in yanında hayata gözlerini yummuştu. Askerler İkinci bir şaşkınlık içerisinde kalmışlardı. Önce Hasan Bey'i tekbirlerle defnettiler. Ardından Hasan Bey'in ayak ucuna köpeği Can Berk'i de gömdüler. Şimdi ikisi birlikte huzur içerisinde bir yarın başında yatıyorlar. Ne mutlu bir varlık ki Can Berk sahibine karşı sadakatin en güzelliğini sergiledi. Sahibi bir kutlu eli tutmuş onun arkasından giderken, o da sahibini yalnız bırakmayarak bu dünyada olduğu gibi ahiret yolculuğunda da onu takip etti. Tarihte nice insanın yerinde olabilsek keşke dediği bir ikinci kıtmir oldu. Ne mutlu bizlere ki Medine'lerden buralara kadar gelerek dedelerimizi yalnız bırakmayan ve her başımız sıkıştığında ben sizlerleyim diyen bir peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sahibiz. Ve yine ne mutlu bize ki peygamberin himayesini bu derece kazanmış atalarımız var. Bu anlatılanlardan sonra ise bize düşen vazife, sergilememiz gereken ahlaki tavırları herhalde söylememize gerek yoktur. Ne mutlu bu güzel insanlara layık birer torun olabilenlere.